Böyle hep bakımlısınız, güzel sesiniz her daim devam ediyor. Allah da bozmasın diyoruz. Çok sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Ben sizi bir yandan buraya doğru alayım. Sizinle bu güzel programınız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yeni sezonumuz. Buyurun. Efendim, Ece Hanım da geldiler. Ece Hanım kim? Ece Hanım bir mobilya mağazasının yöneticisi ama özellikle dizayn konusunda önemli bilgiler verecek. Kendisine de hoş geldiniz diyoruz. Ece Hanım hoş geldiniz. İyi pazarlar, hoş bulduk. Çok kısa tanıyabilir miyiz sizi? EG Mobilya'nın şube müdürüyüm. Buraya dekorasyondan bahsetmek için evet. Sizlerle... Biz de dekorasyon sorusu, bol soru sorarız. Hülya Hanım'ın da kesin soruları olur. Ve bu arada ekranını yeni açanlar için yine hatırlatayım. Operatör Doktor Alp Arslan, kendisi estetik plastik cerrahi uzmanı. Çok ilginç örnekler verecek kendisiyle de ilgili. Kendisi de stüdyomuza ilk gelen konuğumuz oldu. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Efendim, Avrupa Türk halk müziğine aşık. İnanın Türkiye ile oranladığınız zaman Avrupa'da bu çok daha yüksek. Onu bana anlatıyorsunuz. Bunu ben size programcı olarak izleyicilerimle de paylaşmış oluyorum. Evet. Ben ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben birçok teklifler almıyorum. Hiçbir programa çıkmıyorum uzun zamandan beri. Bu programın özelliğini ve ağırlığını bildiğim için ben buradan yurt dışında olan bütün izleyicilerimizin de beni özlediğini, çünkü ben onları çok özledim, bildiğim için özellikle bu programda olmaktan da çok şeref duydum. Sağ olun. Buradan herkese türkülerle böyle merhaba diyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum. Sağ olun. O zaman biz sizi hemen o güzel türkülerinizle baş başa bırakıyoruz. Kabe'ye varır, Kabe kapınızda.
gelmez misiniz? Yarın mahşer günü dava ederim. Siz mahşer yerine gelmez misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Efendim şimdi sizin mikrofonunuz eksik. Onun için aman o elinizde kalsın konuşurken. Evet. Şimdi hep dikkat ediyorum. Avrupa'daki yani hangi bölgeye giderseniz gidin. İşte saz kursu var, türkü kursu var. Hiç o kurslarla bir bağlantınız oldu mu? Şimdi tabii ki bunu daha da çoğalması gerekir. Bu bizim kendi öz kültürümüzü, bizi biz yapan güzellikler. Şimdi ben bakıyorum yurt dışında tabii bu faaliyetler çok daha fazla. Oysa ben Türkiye'de biraz daha bu türkülere, işte Summani babalara, değerli kültürümüze, televizyonlar aracılığıyla daha düzgün, daha özel, daha halkın istediği ve daha bu kuşaklara ve geleceklere örnek olacak programların yapılmasından yanayım. Hani o kurslar her zaman olur ayrı ama işte bu kültürün birazcık daha çoğalmasına yanayım. Siz buradan halkın Türkiye'ye gönderme yaptınız yani ve Türk televizyonlarına gönderme çünkü yaptınız. Çünkü niye? Avrupa'da inanın oradaki izleyiciler her zaman çok daha... Kendi kültürüne, gelenek, göreneklerine çok daha sahipler. Çok daha biz albümlerimizi, plaklarımızı yaparken, repertuarı seçerken hep onları, yıllar yılı onlar bu gelenekleri ayakta. Tabii burada Anadolu'yu da inkar etmemek gerekir ama son zamanlarda ben yıllarını bu misyona, bu kültüre dayamış bir sanatçı olarak diyorum ki, şu anda tam da zamanı. Yani bu kültürün, bu gelenek göreneklerin, işte Summani babaların, Veysellerin, Yunusların, Pir Sultanların ve kendi kültürümüzü uluslararası boyutlarda tam açacağımız bir noktadayız. İnanın yabancılar bunları şu anda çok daha fevkinde, tadında biliyorlar neyin olduğunu. Biz biraz kendi sesimizi kulakları tıkadık gibi bir şey var. Ben size bir şey söyleyeyim. Mevlana yılıydı biliyorsunuz. Evet, UNESCO evet. tarafından ilan edilmişti. Evet. Avrupa'daki çok sayıda derneğimiz özel olarak kitaplar bastırdılar, Mevlana'yı evet. çevirdiler ve bununla ilgili bir haber de yayınlayacağız ilerleyen dakikalarda. Ama bu eğer süremizde yeterse ben birkaç izleyicimizi, sizin hayranınızı da telefonla alıp size soru yöneltmesini sağlayacağım. Onu da ilerleyen dakikalarda. Tabii memnuniyetle. Ben zaten onları çok özledim. Onlar benim hayranım demeyeyim. Onlar gerçekten bu kültürü sahip çıkıp sanatçısına değer veren çok değerli izleyiciler. Ama biraz da bu kültürün artık kendi ülkemizde, Türkiye'mizde daha çok var olmasını istiyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum efendim. Evet efendim, ben sizi Hülya Süer'in bu sözleri üzerine alkışlıyorum. Çünkü Türk halk müziğinin divası dedi ki bizim kültürümüze çok daha sahip çıkıyor Avrupalı Türkler dedi. Bu çok önemli bir tespitti. Tarihi bir cümleydi bu. Ve ilerleyen haftalarda, aylarda, yıllarda da bunun önemini sizlerle birlikte çok daha iyi kavrayacağız diye düşünüyorum. Şimdi hemen doktorumuza dönüyorum. Sayın Alp Aslan. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi efendim siz saçtan ayak tırnağına kadar uzayan bir şey içerisindesiniz değil mi? Uğraşı içerisindesiniz. Evet. Sizin daha önceki resminizi görebilir miyiz? Tabii. Gösterelim. Ben şöyle alayım elime ve Jimmy'ye doğru şöyle göstereyim. Evet, Doktor Alp Arslan'ın daha önceki hali bu. Yani kısaca bir kellik probleminiz vardı. Evet. Şimdi maşallah gür gür çıkıyor. Bakıyorum Hülya Hanım'ın saçları da aynı renkte. Nasıl oldu bu, anlatın bize. Şöyle ben ilk başta kısa söyleyerek başlamak istiyorum. Saç ekimi dediğiniz şey nedir? Saç ekimi dünyadaki bir tek Türkiye'deki değil, birçok erkeğin ve bayanların en önemli sorunlarından birisi. Saç ekiminin anlamı daha sağlıklı olan saç bölgelerinden, dökülmeyen saç bölgelerinden dökülen bölgelere transferidir. Saç ekiminin tarifi budur.